Onun için Allah'la zikret denilecek. Belki hatta öyle. Çünkü Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah Teskürûne eskürtüm ve şkurû ve la tekfurûn diyor. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Demek ki bir salik Müşrik-i Kamil'e gelinceye kadar kendisi zikrediyor, zannediyor idi. Müşrik-i Kamil dedi ki senin gücün kuvvetin yok. Ve la havle ve la kuvvet illa billah. O zaman kendisinden zikredenin Cenab-ı Hak olduğunu ona söyleyince ben demek ki güçsüz kuvvetsiz olarak zikretmem mümkün değilmiş diyecek ve kendisinden zikredenin Cenab-ı Hak olduğunu bilecek. Bilmesiyle beraber artık kendisini yakın takip almaktan başka bir şey yapacak değil. Yalnız kendisi yakın takip alacak. Gönlünü zaten Allah'a çevirmiş. Allah'a musallat istiyor. Mısır yolculuğuna girmiş. O zaman kendisinden zikredenin Allah olmasıyla beraber devamlı Allah'la beraber olma zevkine erecek. Yani kendisinden zikredenin Allah olduğunu bilsen o bir fikirdir. Sadece bir fikirdir. O demde. Hele hele birazcık daha ilerlediğinde üç ifna bir ihya olan Allah, 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 Allah diyor ya sessiz olarak. Ben kendime nispet ettim. Cenab-ı Allah bu Adem veya alemde bir tecellisi varmış. Vefa sıfat tecellisinden başka tecellisi yok. Ben bunları kendime nispet ediyordum. Şimdi ise zikirle bunları ben ifna etmem lazım. Bak hep ifna, üç defa Allah demenin ifna idraki var. Bak fikir işte bu. Bir ihya, Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var olma, ihya olan oksijenin içerisine çekmesi, hayat bulması da onun ihyası. Bu idrak ile bunu diyorsan demek ki üç tecellisinin ne bana kendime ne de başkalarına nispet etmeme hasretini düşünmesi onun ne oldu? Fikir oldu. Bu fikirle zikrin fikri bu. Zikrin fikri bu. Evet. Yani hem Cenab-ı Hakk'ın senden zikrettiğini düşünmesi bu fikir. Bir de ayrıca herkes bir nefes alıyor, bir nefes veriyor. Sen üç nefes veriyorsun, bir nefes alıyorsun. Evet. Bunu düşünmen gerekmiyor mu? Evet. O zaman fikir işte bu. Ve bu fikri sahip olan bir kişi artık hem nefesini ona göre ayarlama yapıyor, hem de o nefesi ayarladığı müddetçe de o fikirden ayrılması mümkün olmuyor. Yani ağzı Allah, Allah, Allah der ki ya kasadaki parayı şey gitmiyor. Bağı bahçeye aklı gitmiyor artık. Neden? Fikirsiz de o zikir yapamaz. Otomatikman fikre bağlıyor kendisini. Ama tesbihatta ise her varlık yaratılma yerinde, fıtrat gereği nasıl yaratılmışsa orada hizmetini yapıyor zaten. Bardak bardak yerinde, televizyon televizyon yerinde, ağaç ağaç yerinde, hayvan hayvan yerinde görevini zaten yapmıyor. O da zikir. De. Zikretmeyen varlık var mı ki bu alemde? Yani tesbihat yapmayan varlık yok. İnsanoğluna yalnız zikir verilmiş. Çünkü akıl nimeti yalnız insanlarda. Diğer varlıklarda yok. Bu akıl nimetinin karşılığını fikrederse işte bu statını alıyor. Yoksa diğerleri statını almış değil. Nasıl yaratılmışsa böylece yoluna devam ediyor ve yaşantısını bir sorumsuzluk içerisinde bitiriyor. Bunun için salikin bilhassa zikri fikir yapması lazım. Fikir yapmadığı müddetçe zikir olmuyor. Tesbihat oluyor. Tesbihat olduğu için de onun vuslatı olmuyor. Neden? Çünkü sıradan bir varlık gibi tesbihat yaptığı için nasıl bunun ilerlemesi, bunun yücelmesi mümkün değilse insanın da bu yönde gelişmesi mümkün olmuyor. Fikir yükseltiyor. Yani bu üç ifnanın fikrini yapıyor değil mi? Tabii üç ifna bir ihyanın fikrini yapıyor. Fikrini yapıyor. Üç ifna bir ihyanın fikrini yapıyor. Üç ifna olmasa bir ihya olması mümkün değil. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var olduğunu zevk edemez o kişi. Edemez. Kendini gayrimüstakil, kendi başına bir varlık olarak hissetmeye devam eder.
Yani bir ağacın çekirdeği yok olmadan ağacın olmadığı gibi kişinin de bu üç ibnayı yapmadıktan sonra ihya olması mümkün değil. Aynı şey. Bu kadar net ve kesin. Bunu kafaya koyacak. Kendisini yakın takip aldığı zaman Cenab-ı Hak'la beraber olma zevkine erecek. Cenab-ı Hak'la beraber olma zevkine eren bir kişinin artık başkalarına zarar vermesi, başkalarına kem gözle bakması, başkalarının malına mülküne tecavüz etmesini hiç dinlemez. Yani bu da bir nefis terbiyesi oluyor. Nefis terbiyesi zaten fikirden daha üstün nefis terbiyesi yok. Evet. Yani sohbetler nefis terbiye etmiyor. İlim nefsi terbiye etmiyor. Kur'an okuyacağım, ibadet edeceğim, nefis terbiye etmiyor. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, bir ameldir ama bunlar nefisleri terbiye etmiyor. Her yerde, her zaman onunla beraber olmanın, daima kendini onun kontrolünde hissetme, senin nefis terbiye olacak. O da zikir açısından. Onun için zikir, üç bölümde mütalaa edilir. Birincisi zikir yapacaksınız. Bütün mevcudiyetinde Rabbinize döneceksiniz. İkincisi artık ilerleteceksiniz, geliştireceksiniz. Asra 41. ayet kerimesindeki ya ya lezzine zikren kesira, kesrasız zikir yapacaksınız. Bugün tarikatçılar hep adetli zikir yapıyorlar. Evet. Onlar daha bir zikirin ikinci zikiri geçtiğiyle var. Ama melamiler adetsiz yaptıkları için ikinci zikirden başlıyorlar ona. Aradaki fark bu. Onun için peygamberler mutmain neden bahsediyor? Tahsile başlar. Evet. Melamiler de mutmain neden başlıyor tahsile? Orayı biraz açar mısınız efendim? Mutmain Şimdi bir kişi nefsi emmareden başlıyor. Nefsi emmarenin mücadelesi için bildirilen adetler koymuşlar. Evet. Emmare, levva, mülme, mutmain, raziye, merziye, sahip olanı aşabilmek için tarikat seviyesinde bir yırtıcı hayvan sıfatları. Nefsi emmare. Yırtıcı hayvan, köpek gibi. Hı hı. Aslan gibi, kaplan gibi mesela. Yırtıcı hayvan sıfattır. Kişi hakikaten bu sıfata sahipse başkalarına zarar verebilir. Evet. Kendi menfaat için kaçtırıyor, öldürebilir. Şey yapmayacağı iş yoktur. Lev mertebesine geçtiği andan itibaren artık gönlünün hakkı vermiştir ama kendisini kötüleme yapar. Kınar yani. Nefsini evet. kınar. Lev mertebesi kınama yeridir. Evet. Hoşnutluk yok. Yani melamiler onun için kınanan, melami demek kınanan diyor. Ama Ahmet'i Mehmet'i kınamak değil. Evet, nefsini kınamak. Hı-hı. Nefsinin kötülüklerini kınamaktır. Evet. Ama bunu biz başka yerlerde kullanıyorlar. Yani evet. kendilerine zarar ediyorlar. Zarar veriyorlar. Fayda sağlayacakları da zarar veriyorlar. Bir hata yapar. Niye ben bu hatayı yaptım diye hemen döner. Tövbe yapar. Tekrar iştah yaparsa tekrar yapar. Bir defa aynı şeyi hata yapar. İki defa yapar. Üç defa yapar. Ondan sonra artık hem bir yandan yapacak bir yandan tövbe edecekse Hı-hı. mutlaka o iyiyle sonuçlanır. Ama yaptığı halde birincisine tövbe etti, ikinci tövbe ondan sonra ihtiyaç hissetmiyorsa tövbe etmeye o kötülük devam eder orada. Artık onun nezameti olmaz. Onun ilerlemesi olmaz. Orası tövbe. Lev mertebesi de hayvan sıfatıdır. He. Anladın mı? Evet, evet. Hayvan sıfatıdır. Ama yırtıcı hayvan sıfatı değildir. Eti yenmeyen eşek gibi, at gibi, evet. katır gibi eti yenmeyen hayvan sıfatıdır. Evet. Yani eti yemeyen hayvandır işte. Birincisi yırtıcı hayvandır. Birincisi yırtıcı hayvandır. Köpek gibi, aslan gibi, kaplan gibi. Bu ise hayvan sıfatıdır fakat bir şey değildir. Yani yırtıcı değil ama yenmiyor da. Yenmez. Eti yenmeyen hayvandır. Tek tırnaklı deriz onları biz. Bu Salik'in hallerini de söyleyeyim size ben. Kürsü dibinde hüngür hüngür ağlaması... Davulun önünde de zıngır zıngır oynaması halidir onun. Evet. Böyle bir nefsini top hoplatacak bir davul veya bir zurna, bir trompet, bir darbuka gördün. Oynamaya bak. Böyle iş yapar durur. Tamam. Yani içinden gelir. Orada müsait bulursa kalkar oynar. Nefsin şeyidir bu. Evet. Ama hakikaten müsaitlik yoksa bu içinde oynar. Şundan oynamaz. Evet, hüngür hüngür ağlaması dediniz. Ya yani, kürsünün dibinde de hak vakit anladı. Başka şeysi var. Allah'a gönül çevirir. Evet. Başka var. Aşkından bir tevazu hüngür hüngür ağlar. Allah Allah bu adam yaş göz yaşını döküyor. Evet. O onun aşkının belirtisi. Aşkının belirtisine rağmen nefsinin de bir aktivitesi var. Daha henüz nefsinden kurtulmuş değildi. Evet. O mertebeyi de geçerse kişi mülüme mertebesine ayak basar. Mülüme mertebesi ilhamdır.
İlhamlar insandan iki yerden gelir. Birisi ruhtan gelir, birisi nefisten gelir. Kişi irfaniyet ve kemale sahibi değilse kendisine gelen bazı ilhamları ayıramaz. Ruh zanneder. Kaldanır. İşte onun için müşrik lazımdır orada. Müşrik olmazsa o da hayvan sıfatıdır. Ama mühime mertebesi de hayvan sıfatıdır. Fakat etkinden hayvan sıfatıdır. Bir kuzu gibi. Bir oğlak gibi. Evet. Bir keçi gibi. Bir lezzet geliyor oradan. Etkinir yalnız. Tabii. Geviş getirmeye başlamıştır. Zaten geviş getirmese ilhamlara mazhar olmaz. Yani o fikrediyor. Fikrediyor. Fikrediyor artık. Onda bir çalışma ve hareket başlamış olabilir. Yani bu nefsin mertebelidir. Nefistir bu. Henüz daha nefisten kurtulmuş değildir bunlar. Yani tarikatlar bunu tahmin ederler. Evet. Bilse melamelikten tevhide yapar. Tevhid sıfat, tevhid zat. Üç mertebede nefisten kurtulur. Nefs-i mutmainneden başlamasının sebebi, manası kendini daima hakkıyla beraber olmanın zevkinde olması. Ondan sonra içi dışı temizlenmiş olan mutmainne gelir ondan sonra. İlhamları hakikaten aşabilirse, yalnız nefs mertebelerinin bir aşağısında, bir yukasında tecelliler zuhur eder onda. Yalnız mülümede tecelli etmez. Bazı mülümede olan kişi mutmainnedeki tecellilere de matap olur. Bazı levame mertebesindeki olan tecellilere de olur. Matap olur. Ha. İkisinin arasındadır bu. Yani berzak gibidir. Zaman zaman oraya gelir, zaman zaman oraya gider. Her mertebe berzak gibidir. Berzak gibidir. Ha. Onlar arasında öyledir. Ve böylece mutmainnede artık iman olmuştur. O melekleşmiştir. Anlatabildim mi? Buradaki melekleşmeden kasıt nedir biliyor musunuz? Ey itminan olmuş nefis. Dön Rabbine. İrci Rabbike raziyeten merziye fethulü fi ibadi fethulü cennet. Evet. Ta 26'dan 30. ayete kadar Hicr suresinin bu ayeti, bu sureyi okuruz biz. Yani buradaki özelliğe, kişideki özelliğe itminan olmuştur artık. Tereddütleri kalmamıştır. Nefsin ona hamle yapması ona bir şey çıkaramaz. Nefsi ondan menfaat göremez artık. Evet. İçini temizlemiştir, dışını temizlemiştir. Ama mühimmede öyle değildir. Mühimmede dışı sakalı vardır, sarığı vardır, şalvarı vardır. Onun yanında, bunun yanında böyledir. Ama evine gittiği zaman oturmasında, yemesinde, içmesinde katiyen bir İslami ahlaka uyan bir tarafı yoktur. Ama toplum içerisine girdiği zaman değişik var. Mesela camide tadile ekran ile kılar namazı. Evindeyken tekerleme kılar. Niye orada kimse görmedi çünkü. Demek ki İslam'ın zaten toplumu. Evet. Anlatabildim mi? Toplum içerisinde dörde dört kişi yapar. Bütün hareketlerinde, konuşmalarında ve bütün icraatında lan bu adam da parmakla gösterecek kişi isterler. Ama özele geldiği zaman, evine geldiği zaman aslı aslı kestiği kestiktir. Onların evine mutluluk olmaz. Evet. Yani o dönemdeki mutluluğu henüz daha yakalayamamıştır. Onlar stres, üzüntü, keder, kavga, gürültü, onlarda kırla vardır. Evet. Ama dışarıda ooo ne kadar temiz adam, ne kadar büyük insan diyebilir. İç ayrı, dış ayrıdır. Evet. Münafıklık bu dönemdedir zaten. Yani, mülhüm ederdir. Mülhüm ederdir, böyledir. İlham da gelir aynı zamanda o bir şey. Evet, evet. Anladın mı? O mertebeye geçmek bayağı zordur yalnız. Orası biraz şeydi, zorluk bir geçiştir. Mülme'ye, Mutmainne'ye geldiği andan itibaren artık itminan olmuştur. Peygamberler oradan itibaren başlarlar. Canım peygamberler oradan itibaren başlarlar ama ilme eziliyette Cenab-ı Allah onları zaten nefislerine mağlup etmemiş. Onlar oradan başlıyorlar. Peki melamiler de Mutmainne'den başlarlar. Melamilerin acaba bütün nefisleri yok mu ki de meydan bir peygamberin mertebesinden başlatıyorsun ona dersen evet. Ben de derim ki Allah'a Allah'la zikre başlarlar da onlar. Onların mutmain oluşu budur. Ha, mutmain olur. Yani kendisinden zikredin Cenab-ı Hak olduğunu bilinciyle daima Cenab-ı Hak'la kendisini artık beraber hissetmeyi başlar ona. Onunla başlar. Evet. Öyledir. Zaten aşağı dönüyorsa onun melamili olmaz. Melami yolculuktur bu. Melami değildir aslında da. Evet, evet. Onun için melamiler tarikatların bitim noktasında melaminin başlama noktası deriz. Neden? Çünkü onlar nefis terbiyelerini itliklerle, yırtıcı hayvanlar sıfatlarını, normal hayvan sıfatlarını kat ettirirler. Melamiler artık melekleşmiş olan bir yerden başlatırlar. Çünkü melekleşmek ne demek? Kişinin kendine has bir varlığının olmadığı. Ve la havle ve la kuvvet illa billahla başlatırlar.
Allah Allah'la zikretmekle başlatırlar. Onun için mutmainne demiş. Yoksa elbette onların da zaman zaman nefsi, istek varlıkları vardır. Ama zikirlerine devam etsinler. Ve dikkat ederseniz ötekilerde adetli zikirler vardır. Menamelerde adetli zikir var. Bu adetli zikir onları yatakta da, banyoda da, tuvalette de, yolda da, direksiyonda da, her yerde, her zaman Allah'la beraber meşgul edeceği için hep Allah'la beraber. Onlar Allah'la arkadaş olmuşlardır. Ama onların zannında yine Allah ayrı, kendileri ayrıdır. Ha. Kendilerinde Allah vardır. Başka, kendisinden başka yerde bir Allah kabulünün içini reddetmiş değillerdir o dembeki. Daha birliğe ulaşmamışlar. Daha birliğe ulaşmış değillerdir. Evet. Yani oradaki mütmain oluş, Cenab-ı Hak'la beraber oluşunun karşılığıdır. Oluşunun karşılığı olan bir tatmindir. Ha, ondan sonra raziye erdiği andan itibaren birliğe ermiştir. Hmm. Rıza mertebesidir. Allah ondan razıdır. Neden? Çünkü gayret etmiştir. İçi dış temizlenmiş ve birliğe erdiği için ondan razıdır. O da bir tamam tecelli etmeye başlar. Tecelleden odur. Yani o zaman artık dışarıdaki olan bir Rabb'ın, dışarıda olan bir Allah'ın tecellisini kabul etmez artık o. Evet. Kendisinden başlamış. Yani ondan sonra başlar. İçin dışa doğru durur artık. Ondan sonra merziye gelir ve safiye saf olur, temiz olur. Rıza mertebesi, cem mertebesi, merziye mertebesi, hazret mertebesi. Ondan sonra da safiye mertebesi de artık ibadet eden, ibadet ve ibadet edilenin birliğini idrak ettiği andan itibaren safiyenin zirvesinde kendisini görür. Artık her şey açığa çıkmıştır. Zahir batın diye bir şey yoktur. Adem safiyenin. Safiyullah olmuştur. Adem gitti orada kazanılır. Tecelli yeter. Ama bunu tarikatlar bu mertebe, nefis mertebeleriyle bunu tasdik yaparlar. Evet. Ve bir türlü de ikilikten kurtulamadıkları için Allah rızası, Allah rızası için ibadet taat yapıyoruz derler. Fakat kendileri ayrı, Allah ayrıdır. İçgüdülerinde bir cennet arzusu da vardır onlarda. Menamilerde cennet arzusu yoktur. Cennet korkusu da yoktur. Çünkü cennetin ne olduğunu biliyorlar. Cennetin de ne olduğunu, cehennemin de ne olduğunu bildikleri için onlar için ahiret bulunduğu andır. Evet, yani unsuretin içgüdüsü, unsuretin bitim noktası. Kesafetten letafete geçiş. Kendi iç dünyalarına ahiret olduğunu biliyor. Suretten sirete geçiş oldukça kendi iç alemlerine kendi iç alemlere ahirete ahiret olmuş olur. Evet. Bilirler yani. Evet. Ayrıca bir yer altında bir parselleme düşünmezler. İşte böylece kişi artık aynel yakınlık seviyesinde fırsatını, zevkini devam eder. Onda mutluluk vardır. Şahsında mutluluk yoktur. Her tecelli hakkın tecellisi olduğu için iyi olaylarla da karşılaşabilir. Kötü olaylarla da karşılaşabilir. Fakat iyi olaylarda demek ki Cenab-ı Hak bana lütfetti der. Cenab-ı Hakk'ın demek ki bu kadar lütfetti. Buna mazhar olmuşum der. Şükreder. Şükreder. Kötü tecelliler zor ettiği zaman bunda bir hikmet var. Daha ders almam gerekli. Bunun sonunu bekler. Sabri. Ve sonunda sabrede ettiği zaman da mükafatını anında alır. Evet. Ve böylece artık ondan başka varlık yoktur. O her şeye bakar ama her şeyi kendisinin birer kişisi olarak görür. Bir ayna görür. Ayna görür. Kendi yani görür. Aynalarda kendisini görür. Kendisini görür. Mesela kişi aynalara girsin, fuara aynalara girsin. Kimisinde geniş, kimisinde sivri, kimisinde şu, bu gibi gördüğü gibi. Bütün varlıklardaki değişiklikte bu görür. Farklıymış. Evet. Fark ile baktığı zaman kimisi meyhanede, meyhane aynasında görür, kimisi kumarhane aynasında, kimisi cami avrusunda görür, kimisi kıymet aynasında görür. Hepsi bunların hepsi yani orada da yine kendini görüyor. O aynaların tecellileri olduğunu bilir. Hiç onlara iş yapmaz. Hani Merkez Efendi'nin bir meyhane kapansa bir meyhane açarım, bir cami kapansa bir cami açarım dediği gibi evet. Her şey Rabbena ma halakta haza batıla. Her şeyi yerli yerine görmeye başlar. Ahmet şöyle yapıyormuş, Mehmet böyle yapıyormuş. Tamam, üstad öyle bir öyle. Böylece bir üstad halinde huzur ve mutlu içerisinde hem dünyasını mamur etmiştir, hem de ahiret olan o gönül alemindeki ahiret-i ebedi alemi de iade etmiştir. Bundan mutluluk da bundan güzel olur ya. Benim keşif el olayım ben canım, duvarın arasında göreyim. Ulan mübarek Allah-u Teala
Sana nasip ederse doğunun arkasında gösterir. 10 sene sonra geleceği de gösterir. Ama bu çetin bir ilimdir diyor Muhittin Arap Hazretleri. Evet. Herkese diyor Cenab-ı Allah bu ilmi nasip etmez diyor. Evet. Buna da şükür değil mi? Bu kadar bir yere geçer. Ama bir yere bir. Safiye. Hayır. Adem Aleyhisselam saf ve temiz hale dönüştüğü andan itibaren artık o Ademiyet sırrına vakıftır. Ademiyet sırrı bir fiilullah olayıdır. Fiilullah olayıdır. Bütün alem bir fiil ile meydana gelmiş. Fiilleriyle Cenab-ı Hak da zahirdir zaten. Ayan beyan görür. Her nerede olur. Beyanlarda görür. Kumarhanede de onu görür. Camide de onu görür. Yani öteki camidedir. Orada hak görünür. Meyhanedekinde hak görünmez değil. Kendindeki de güzelliğinden haktır. Ama bu istadının nakisiyetinden onun Cenab-ı Hakk'ı yeterli ifadet ve kemaati olmayışından mütevellit ondan uzak olursunun idrakiyle onu görür zaten. Başka şey değildir. Her varlık Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazhar olmuş. Ama kimisinde açığa çıkıyor ifadet ve kemalatıyla, kimisinde de naksiyet. Bu mazharın naksiyetinden mütevellit orada açığa çıkmıyor. O bilmiyor. Ama Arif ona baktığı zaman görüyor ve biliyor onu. Çünkü onun tüba ağacı gibi her varlıkta bir tecellisini o tecellinin ıslat ve kabiliyetine göre dur ettiğini görüp duruyor zaten. Bilmemesi mümkün değil. Kendisi görüyor. Tabii kendisi görüyor tabii. Kendi ifadesini görüyor. Tabii Rabbim Rabbim'i bilir ve Rabbim Rabbim'i görür. O Rabbim görüyor onu. Sen ben görmüyorum. Yok senin benim varlığım yok. Siz görelim. Onun için kısa yol merhamet. Evet. Üç mertebede üç tecellinin nefes, bir nefeste birleşimini sağlayarak en kısa yoldan bir hazretleri böyle bir zevk yapmış. Zaten kendisini nokta hoca derlermiş. Çok zekiymiş ve nokta sırrına vakıf. Muhammed'in Nur Araba Hazretleri. Nokta sırrına vakıf olduğu için nokta hocası derler. Hakikaten noktayı tam isabetle kaydedermiş devamlı. Hani Hazreti Ali Kerimullah için beynin altındaki nokta benim dediği gibi o da bu şeye sahipmiş. Ferasete sahipmiş. Yani bunun şeysi yüce bir ilme ifadeti varmış. Ve onun nispetinde Cenab-ı Hak onda o ufku açmış. Elhamdülillah biz de onların talebesi olduğumuza göre Cenab-ı Allah bize bir sahne çektir. Şimdi çok değişik yapılar var. He? Çok değişik yapılar var. Anlatımın arabanın yapıldığı şeydir. Cemaatler çok değişik. Yani nelerde kalkıyor. Şimdi efendim oradan var. Ayrılmış onlar. Muhammed'in Nur Araba Hazretleri zikrinde, fikrinde ve şükründe ki olan vuslatı net ve kesindir. Hiç. Hatta onun zamanında bile olmuş. Bazıları ikiye, iki defa Allah, Allah demişler. Bazıları üç defa Allah, Allah, Allah demişler. Bazıları dört yapmışlar. Ve kahve köşelerinde kafa kafayı verip sohbet etmekten mütevellit amelleri bile terk edenler olmuş. Kendisine intikal ettikleri zaman nerede bunlar demiş. Böyle bir şey öğretmedim ben. Nerede bunlar? İşte falanca yerde. Ve hakikaten oraya gittiği zaman bir tanesine sen asılasın demiş asılmış. Sen öylesin. Ve bunu anlatıyorlar. Ama öyle insanlar var ki ben görmüşüm. Adam melami müşri olmuş. Kendisiyle uzun müddet konuştuk. Konuştuktan sonra öğle namazı vakti geldi. Öğle namazı vakti gelince dedim ki namazlarımızı kılalım da ondan sonra sohbetimize devam eder dedim. Sen daha hala namaz mı kılıyorsun dedim. Ne dedim siz bilmiyor musunuz namaz? Dedi çocuk dedi oyuncaklarla oynadığı gibi dedim biz dedi oyuncaklarla oynamayız dedi. Anladım ben tabii. Dedim müsaade ederseniz ben namazımı kılayım ondan sonra devam ederim. Ve gittim tek başıma namazımı kıldım.
Ev sahibi kadın börek yapmış. Bilmem ne sabahın erken şeysinden itibaren kabuk uçundan ta ikindi vaktine kadar adamla sohbet etti. Tamam. Bazı ayetleri, hadisleri sohbet etti falan. Namaz vakti namaz kılmayınca ben onun yalnız batıncı olduğunu üstüne vardım zaten. Namazı kıldıktan sonra geldim. Dedim ki Piraz Refleri Dilk'in gözlerinden rahatsız olmuş. Oğlu Seyit, evladım hadi doktora gidelim. Gözümüzü alsana gidelim. Gözümüzü muayene ettirelim demiş. Tamam baba demiş, beraber gözümüzü alsana gitmişler. Doktor demiş ki bu gözünüzde şu rahatsızlığınız var. Buraya hiç su değmeyeceksiniz demiş. 48 saat bu gözü su değmeyecek demiş doktor. Peki efendim demiş. Eve geldikleri zaman ikinci izin okumaya başlamış. Evladım leğeni getir demiş, abdest alacağım. Bakın sen doktor dedi, 48 saat değmeyecek. Sen ne suyu yıkayacaksın, yüzünü yıkayacaksın, su değecek. Oğlum bir göz değil, Allah için 1000 göz feda olsun, getir leğeni demiş. Ben dedim ki, ben böyle bir pirin dedim evladıyım. O adama, ben böyle bir pirin evladıyım. Sen dedim bu pirden hiç haberin bile yok. Böyle pirin yolu olmazdı. Hadi eyvallah. Ayrıldım gel. Onun için yani bir göze 48 saat doktor su değirmeyeceksin diyor. Gezen-i Muhammed okunduğu zaman getir leğeni evladım. Bir göz değil 1000 göz feda olsun diyecek. Bir pir yani bir zahir ibadet. Herkes edebilir de bedenle ilgili olan kısmını. Ama bakın taviz vermiyor. İnsan düşünse bunun ne olduğunu anlar ya. Onun için herkes ben oturdum dedi namaz kılıyorum. Ben uyurken de namaz kılıyorum. Namazdayım. Namaz ne demektir? Namaz bir tecelli ilahidir. Her an bendeki tecellisi var. Her an benim kalbimdeki zikir ile, nefes alışımla, hu çekişimle tecellisi değil mi? Ben her nefeste namazdayım. Diyebiliyor kişi. Yalnız kişi ruhtan ibaret değil. Bir kişi aynı zamanda et ve kemikten meydana gelmiş cisim de var. Hem cisminizin hakkını vereceksiniz, hem ruhunuzun hakkını vereceksiniz. Madem iki insanoğlu hem kesafet yönü vardır, hem letafet yönü vardır. Hem suret yönü vardır, hem siret yönü vardır. Her ikisinin de bir tamam birlemen lazım ki sen insan olasın. İnsan hüviyet ve niyetiyle Cenab-ı Hakk'ın bu tecellilerini cem eden varlıklarını. Bunlardan bir haber olursan veyahut da bunlar nefsine göre yorumlarsan ben o mevzuya girmem de onunla muhatap da olmam. İsteyen istediği gibi hareket edersin. Onun için yani Muhammed-i Nur Arabi Hazretleri kilimizin yolu tektir kardeşim. İkinci bir çatallı yolu yoktur. Ahmet'in yanında böyle yapmış, Mehmet'in yanında böyle yapmış değildir. Şera bir tamam. Biraz Hazretlerinde hiç şerasızlık yönünü göremezsin. Bısını yazdı Hazretleri. Ardı ve semavat şerap ayaklı durur. Bütün evliyalar şerap rehberi olmuştur diyor. Sen niye kendine göre mütalaa ediyorsun ki? Sen Biraz Hazretlerinden üstün biliyorsun. Mısır'ın yazıdan üstün biliyorsun? O evliyalardan üstün biliyorsun? Kendine göre. Nefsini öyle istiyorsun. Ondan sonra da o nefsini isteğini bana kabul ettirmek istiyorsun. Olur mu? Yani çoklara bakmayacaksın. O teki gör. Ben daima söylüyorum. Devrişim bir tanesi deryanın kenarına oturmuş da sel dermiş dalgaları. Arkadan arkadaşı gelmiş. Arkadaşım ne yapıyorsun sen burada demiş. Dalgaları sarıyorum. Dalgaları sayıyorum. Yani. Ne kadar oldu? Ne kadar dalga? Kaç tane demiş. Saydın mı? Geçenler geçti demiş. Gelen bir. Dalgaların çoğu geçti. Gelen bir. Sen bire bak. Ne yapacaksın? Geçmiş dalgalar. Deryadan dalga bir. Gelen bir. Anladın mı? Anlamadıysan bilmedin. Böyle. Onun için biz kelami değiliz kardeşim.
Biz melan vurmak istiyoruz. Benim efendim 30 bin kere almışlardı. Başkomiser demiş ki, siz melan mısınız? Melan mısınız siz demiş. Size melan mı diyorlar? Doğru mu? Melan mısın sen? Ah komiserim ah demiş. Melan olabilsem daha ne ara? Melan bir yolcusuz demiş. Yasınızı mı ben öyle demiş. Melan bir yolcusuz kardeşim. Melan olabilsem güzel şey. Melam demek kendi varlığını, hakkın varlığını yok etmek demektir ki artık o hakkın varlığıyla var olan şey. İnşallah. Kolay mı sanırım?